Merhaba Şifre Net izleyicileri. Yeni kablosuz teknolojiler ilerledikçe etrafımızı saran elektromanyetik dalgalar artık data aktarımını engellemeye ve etkilemeye başladı. Çevremize, örneğin cep telefonumuzu açıp kablosuzluğa aratmak için şöyle bir baktığımızda bile artık onlarca kablosuzluğa görmemiz işten değil. Elbette telefonlarımız ve diğer akıllı cihazlarımız bize bütün bu kirliliği göstermiyor olabilir ama günün sonunda baktığınız zaman etrafta artık 2,4 GHz bandında açık, hiçbir boşluk kalmış durumda. İyi ki gözlerimizle bu elektromanyetik sinyalleri göremiyoruz çünkü etrafta açıkçası burnumuzun ucunu bile göremeyeceğimiz kadar sinyal kirliliği almış yürümüş halde. Peki bunun pratik çözümü ne? Açıkçası yeni teknolojilere hemen geçiş yaptığınız zaman karşınıza çıkan uygulamalarda elbette çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Zira oturmamış ürün standartları, birbiriyle düzgün çalışamayan, kablosuzluğa için konuşuyorsak özellikle birbiriyle düzgün şekilde çalışamayan komponentleri bir araya getirdiğiniz zaman bir sürü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat birçok marka bu tür sıkıntıları aşmış ve kendi ürün gamlarını yeni 5 GHz'de çalışan teknoloji olan 802.11ac'ye geçirmiş durumda. Bu markalardan bir tanesi elbette Zyxel. Uzakdoğu kablosuzluğa ürünleri üreticisi Zyxel sizlere artık 802.11ac konusunda evinizin her tarafını donatacak kadar ekipman sağlıyor. Elbette geri dönük uyumluluk konusunda 802.11ac ürünlerinin çok büyük sıkıntıları yok. Zaten hepsi 2,4 GHz'de çalışan B, G ve N teknolojilerini de destekliyor. Fakat tabii ki siz en yüksek performansı almak istiyorsanız mümkün olduğu kadar her yerde 802.11ac'yi kullanıp sadece 5 GHz'e terfi etmeyi de tercih edebilirsiniz. Bizi 5 GHz'e terfi ettirdiği şeylerden bir tanesi elbette bant genişliğini temiz olarak kullanabilmek. Temiz banttan kastımız elbette çok fazla sinyal kirliliği olmayan frekanslar ve bu frekansların çalıştığı kanallar. Kanallar aynı frekans aralığının daha ufak şekilde kümelenmiş halleri. Örneğin Wi-Fi teknolojisinde 12 veya 13 tane bulunduğunuz yere göre değişiyor, farklı kanal var. Ama bunlardan sadece 3 tanesi birbirinin üzerine denk gelmiyor. Dolayısıyla kendi spektrumunda ayrıştığı için data transferi konusunda 802.11ac daha fazla bize imkanlar sağlıyor. Halihazırda çok kullanılmamasının yanı sıra dediğim üzere teknolojik üstünlük de 802.11ac teknolojisini öne çıkaran önemli bir şey. Bu teknolojiye geçiş yapmak için ilk başlayacağınız nokta tahminen internet bağlantınızı dağıtmak isteyeceğiniz bir router olacak. Zyxel'in bu konuda kullanabileceğiniz iki farklı router cihazı mevcut. Bunlardan bir tanesi WMG8924. WMG8924 çok kapsamlı 802.11ac'yi de destekleyen ciddi bir router sistemi. İstediğiniz şeyi bağlayabiliyorsunuz ve size doğrudan birçok farklı cihaza kablosuz ağı her iki farklı frekansla dağıtabilen bir cihaz. WMG8924'ü ağınıza taktığınız anda eğer ADSL kullanmayacaksanız da fiber kullanıyorsunuz fiber. Eğer onu da kullanmıyorsanız örneğin kablo internetiniz varsa kablo interneti WAN portundan bağlayarak istediğiniz gibi kablosuz ağ trafiğinizi yönetebilirsiniz. Zyxel'in sunduğu 802.11ac çözümlerinden bir tanesi de NBG6716. NBG6716'nın özelliği de üzerinde herhangi bir internet girişinin bulunmaması. Yani sadece bir Ethernet WAN portu var ve doğrudan farklı bir modemle veya isterseniz internet bağlantısı sunmadan da yerel ağ oluşturmak için kullanabileceğiniz bir cihaz. NBG6716'nın öne çıktığı özelliklerden bir tanesi gelişmiş bir Quality of Service sistemine sahip olması. Stream Boost teknolojisi sayesinde örneğin hem 2,4 hem 5 GHz cihazların bağlı olduğu bir ağda örneğin eski teknolojiyi destekleyen televizyonunuza bilgisayarınızdan video aktardığınız sırada bu tür yayınların kesilmesini engelleyen bir teknolojiye sahip. Bunları daha rahat yaparak bandwidth'i, band genişliğini buna göre ayarlayarak kablosuz ağınızı daha iyi şekilde yönetebilen bir router. Bu cihazın medya router olarak vurgulanması da zaten bu şekilde ortaya çıkıyor. Zyxel burada geliştirdiği teknolojiler sayesinde kritik veri aktarımı ve düzenli veri aktarımı yapan bütün protokolleri ve yazılımları önceliklendirerek sizin network'ünüzü rahatlatmaya çalışıyor. Gelişmiş Quality of Service teknolojilerinin tabii ki başka etkisi de oyunculara. Çünkü oyuncuların en büyük derdi birileri bir şeylerden, internetten bir şeyler izlerken veya dosya indirirken oyun paketlerinde bu aradaki trafiğe sıkışması hem kablosuz ağ tarafında hem de tabii ki modemin kendi çıkışından bahsediyoruz. İnternete çıkış yapacağız buradan. Bu anlamda bir yerlere takılmasını engellemek de oldukça önemli bir meziyet haline geliyor. Özellikle birkaç farklı bilgisayarın, medya cihazlarının, örneğin NAS'ların kablolu veya kablosuz fark etmez. Ağ üzerine yarattığı trafik bir noktadan sonra oldukça korkunç hale geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Arada kaynayan oyun datası da sizin inanılmaz derecede lag yaşamanıza sebep oluyor. Tabii ki ülkemiz için bu lag sorunları yerel ağımızdan genel olarak bağımsız sorunlar ama
bir tane daha darboğaz eklememek adına bu tür gelişmiş çözümleri tercih etmek de oldukça önemli bir adım olacaktır ve oyun deneyimimizde, oyun kalitemizde oldukça yükseğe taşıyacak hareketlerden bir tanesi olacak. Günün sonunda önemli olan şey nedir? Ağımızda yeni bir darboğaz yaratmamak ve teknolojiyi kullanarak bu tür darboğazın oluşmasını önceden tespit ederek çözmek. Elbette yeni bir bilgisayar aldığınız zaman son 1,5 senede çıkan birçok bilgisayarda 802.11ac teknolojisi mevcut. Peki, masaüstü bilgisayarınızda tabii ki harici bir kart almanız gerekiyor. Eğer çok yeni anakartlardan birilerini alırsanız bunun içinden size, tabii bunlar çok pahalı ürünler aslında, size yine 802.11ac kablo sağ bağlantı teknolojisi de hediye olarak genelde veriliyor. Bunlar üst seviye ürünler olduğu için. Fakat yoksa ne yapacaksınız? Özellikle masaüstü bilgisayarları veya eski üstü bilgisayarlarınızı 5 GHz'lik ağlara nasıl bağlayacaksınız ve bu darboğazları çözeceksiniz? Zyxel bunu da düşünmüş durumda. Zyxel'in eski sistemler için sunduğu çözümlerden bir tanesi 802.11ac sinyallerini ve aynı zamanda 2,4 GHz sinyallerini alabilecek NWD6605 isimli ürün. Bu ürün sayesinde doğrudan herhangi bir USB portuna taktığınız cihazlara gigabit seviyesinde kablosuz ağ performansı sağlatabilirsiniz. Tabii ki kendi aralarına çalışırken bu gigabit seviyesini görmeniz mümkün çünkü bu cihaz bile tek başına 1200 megabit saniyeye kadar size ağda destek veriyor. Tabii ki ağı yavaşlatan ve aşağı çeken diğer etmenlerin ve diğer gürültülü şeylerin de etrafta çok fazla olmaması lazım. Bunlar ideal koşullar için geliştirilmiş şeyler ama sonuçta yapılan testlerde bu hızlara varılabiliyor mu? Elbette varılabiliyor. 802.11ac yani özellikle 5 GHz frekansını kullanmak anlamında erken davranırsanız komşularınız da bu teknolojiye geçene kadar çok temiz şekilde zaten bu hızları yakalamanız mümkün olacak. Peki diyelim ki bilgisayarınıza bunu taktınız, medya routerınızı değiştirdiniz, modeminizi değiştirdiniz, her şeyinizi dizüstü bilgisayarınızla 802.11ac teknolojisine yükselttiniz. Peki komşunuzla kullanmaya başlarsa ne olacak? Açıkçası 802.11ac 5 GHz frekansını kullanmanın yanı sıra kullandığı veri iletim bantları sayesinde bu bantlar üst üste binmediği için performans konusunda çok daha iyi şekilde uzun süre daha kullanılacak şekilde tasarlandı. 2,4 GHz'e uyarlanan birçok farklı standardı ortadan kaldırarak hem 5 GHz'e hem de kanal yapısının değişmesi sayesinde sizleri uzun süre kullanabileceğiniz ve temiz temiz kullanabileceğiniz, performans alarak kullanabileceğiniz bir teknoloji sunmuş durumda. Artık yıllardır içimizde biriken ve performansı komşudan etkilenerek yavaşlayan modemlerin ve erişim noktalarının yerini 802.11ac yatırımıyla doldurduğumuz zaman uzun süre bu şekilde rahat ve ferah biçimde kullanabileceğimizi de biliyoruz. Bu anlamda bu teknolojiye şimdiden yatırım yapmak konusunda çekinmemenizi öneriyoruz.